Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda heyecanlı bir şekilde Cumhuriyet'i kutlamak üzere Bağdat Caddesi'nde Zara mağazasının önüne doğru gitmekteyim. Cumhuriyetimizin 99. yılı hepimize kutlu olsun. Aydınlık, ferah, mutlu, güzel günler bizimle olsun. Cumhuriyet bunu hak ettiriyor. Cumhuriyet demek özgürlük demek, cumhuriyet demek söylenmesini istediğimiz, söylemek istediğimiz her şeyi söyleyebilmek. Saygısızlık yapmadan sevgi ve saygı içerisinde insanların birbirine düşüncelerini söylemesi demek cumhuriyet. O yüzden Atatürk'e olan, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak insanlara fikirlerimizi, duygularımızı belirtmek maksatlı bir korteje katılıyoruz. Tabii buradan Edirne kapıya doğru ışıklar varken böyle işte diyorum ya, medeniyet demek diyorum ama medeniyetsizliğin örneğini biz motorcular daha iyi anlıyoruz. Bana yeşil yandı, herif kırmızıda korna çalarak ben geçeyim diye izin istiyor. Medeniyet bu, anlayana. Ah canım ülkem, ha söylenecek çok şey var ama ne yazık ki karşılaştığımız durum da bu. Ne diyeyim ben? Ne dememi istersiniz onu diyeyim. Şimdi oraya doğru iliyorum. Heyecanlı, mutlu bir şekilde Cumhuriyetimizi kutlamaya gidiyorum. Giderken de böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Üzerinde durmayalım. Neyse. Mikrofonu takmayı unuttuğum için burada mod, medya moddan gelen sesle idare edin ne olur. Bu ses konusunda benim çok böyle acemiliklerim var ki konuyu en iyi bilen insanlardanım ama imakarlığımı kurbanı oluyorum arkadaşlar. Şimdi oraya gittiğimizde arkadaşlarla beraber olacağız. Onlara da duygularını, düşüncelerini soracağım. Onlar da bir iki kelime ederler umuyorum. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Bu arada değişik bir heyecan içerisindeyim. Belki sonra size de buradan göstereceğim. Motoru katlattım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sağ olsun. Bu birlikteliği yarattığım Jack Power Jersey ve motosiklet giyim markası olarak yeni atıldı. Bununla da ilgili bilgi vereceğim sizlere. Onunla beraber bir birliktelik içerisine girdik. Güzel bir kaplama oldu. Sağ olsun Motostil bu işte gerçekten çok başarılı. Orada Ahmet Bey, Denizhan Bey, ondan sonra Denizhan Bey'in eşi Deniz Hanım bu konuda çok gayret gösterdiler, yardımcı oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Jack Power sahibi Emrullah Bey'e de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük destek verdi. Değişik bir projelerle geleceğiz. Kışa giriyoruz ama hızlı giriyoruz. Ya motosikletin yazı kışı yoktur. Ne gerekiyorsa onu yerine getireceğiz. 7/24. Bugün değişik bir gün olduğu belli. İnsanlar yollarda böyle bir panik şeklinde sola dönmeler. İnşallah gün bizim için hayırlı olur. Gerçekten zor ya. Ablan sağ olsun, bak çöpünü konteyner attı. Şu aradan girelim, orada bak yer var, oradan girelim de kim ne tepki gösterir onu bilmiyorum. Buradan da. Beni arıyorsun, cevap veremiyorum, ellerim dolu. Yok, tam seni arıyordum, gördüm sonra. Ha, ondan, tamam.
Şöyle dolanayım. Tamam. Ne haber abi? Tamam. Üstünden inme vakti. Bak tepki, ilk tepki. Bakanın ilk tepkisini çekiyoruz. Bu kadar iyi olmasına gerek yok. Çok iyi olmuş ya. Vallahi şimdi kurtarayım bir yoldan da. Ne yapıyorsun? İyi abi. Beni de arka yönlendirdiler. Geride kaldım bari. Belki burada sınırlığa bakayım dedim. Şu bayrağın dibine doğru şöyle alacağım ama. Lastikleri değiştirdin mi abi sen? Bu kuşa döndüm. Evet, tepkileri alıyoruz şu anda. Aynen, şimdi gel. Tepkileri alıyoruz şu anda, evet görelim. Ne haber? Çok güzel olmuş. Değil mi? Aa, süper. Cumhuriyet'in 99. yılına layık olsun istedik. Renkler de tam bugüne uygun. Aynen. Eyvallah, sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, selamlar, sizi tanıyalım. Merhabalar, ismim Serhat Oytuner. Evet, Cumhuriyet İstanbul. Sizin için ne ifade ediyor? Her şeyi ifade ediyor, asil kanımızda mevcut. Evet. Yani bu bayrak için, bu vatan için varız. Evet. İyi ki Türk'üm, iyi ki bu toprakları almışız. Evet. Kanımızın son damlasına kadar helal olsun. Çok sağ ol, teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba, ilk önce sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Valeria. Aslen Rus'um, 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Atatürk hayranıyım. Harika. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geldim. Evet, peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir kadın motorcu olarak size ne ifade ediyor, onu öğrenebilir miyim? Bu millet uyumayacak. Uyumayacağız, hepimiz devam edeceğiz. Bizim gibi kadın motorcuları sürekli aramızda görmek istiyoruz. Harikasınız. Ben Türk milletine aşık bir insan olarak çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani sürpriz oldu benim için de. Harikasınız. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili kardeşim Batur'la beraberiz. Evet, merhabalar. Merhaba. Ya, panik oldum. Ekranlara çok yabancısın biliyorum ama. Evet abi, evet. Kardeşim, Cumhuriyet senin için ne ifade ediyor? Bir motorcu olarak Cumhuriyet'e... Cumhuriyet benim için ne ifade ediyor? Biz her sene milli bayramlarda, Cumhuriyet Bayramı dahil, sürüşümüzü yapıyoruz. Bu duyguyu yaşıyoruz. Hep beraber yaşamak istiyoruz. Yıllardır buradayız. Sadece aynı yerden aynı saatte, her zamanki sözümüz aynı yerden aynı saatte hareket ediyoruz. Cumhuriyet bizim için her şey demek. Cumhuriyet bir bahsediyor. Motorcu için Cumhuriyet nedir sence? Bir motorcu için Cumhuriyet özgürlük demek. Bravo. Adam, akıl zaten adamı, bravo. Cumhuriyet özgürlük demek. Biliyorum. Aynen. Her zaman buradayız. Milli bayramlarda herkesi bekliyoruz. Saat 13 hareketle Suadi Oteli'nden çıkıp Edirne Kapı'da şehitlerimize gidiyoruz. Her zaman bütün etkinliklerimizde varış noktamız şehitlerimiz. Biz onlar için buradayız. Onlara gidip duamızı ediyoruz. Şehit annelerimizle buluşuyoruz. Bu bizim için bambaşka bir şey. Bu kadar diyeceklerim. Cansın, teşekkürler kardeşim. Buradayız her zaman. Sağ ol. Sonuna kadar. Evet, merhaba. İlk önce kendini tanıtır mısın arkadaşım? İsmim Onur. Evet. 10 senelik motosiklet kullanıcısıyım. Evet, Cumhuriyet sana ne ifade ediyor Onur? Cumhuriyet bana ne ifade ediyor? Cumhuriyet, yani bir kere özgürlük, hürriyet. Motorla beraber yani, aynı şey değil tabii mi? Tabii ki, aynen öyle. Motorla birlikte aynı şey bence. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet, kardeşim kendini tanıt, kim olduğunu söyle. Arkasından da Cumhuriyet Bayramı sana ne ifade ediyor? Bu güzel yüzü gördükten sonra. Ben Emir Öpke. Yaklaşık 15 yıldır motor kullanıyorum. Cumhuriyet bizim için çok güzel, çok bunu bahşedilmiş çok güzel bir şey. Çok sağ ol. Teşekkür ederim sohbetiniz. Teşekkürler, sağ ol. Evet, abimle beraberiz, Osman abimle. Abi kısaca kendini tanıtıp bir de Cumhuriyet Bayramı senin için ne ifade ediyor? Kısaca alabilir miyim? Öncelikle selam sevgili Seko'da selam. Serkan kardeşim. Valla 2,5 senedir motosiklet kullanıyorum. Sen de biliyorsun bazı güzel turlar yaptım. Onları da ileride inşallah seninle bir programda paylaşacağız. 60 yaşındayım. Yine her sene olduğu gibi bütün iki teker sevdalılarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşıyorum. 99. yıl, diliyorum 100. yılında da hep birlikte olacağız. Büyük bir heyecan. İnsan
insanın tüylerini diken diken eden bir heyecan. Gurur veren bir heyecan. İlelebet Cumhuriyet diyorum, daha ne diyeyim. Bir motorcu için, senin için, motorcu için Cumhuriyet bayramıyla, Cumhuriyet'le beraber motosikletin ortak özelliği ne olarak görüyorsun? En büyük... Valla benim için tabii 58 yaşında motosiklete başlamak bir devrimdi. Cumhuriyet de bu coğrafyanın gördüğü en büyük devrimlerden biri. Dolayısıyla öncelikle öyle bir şey görüyorum, öyle bir bağlantı görüyorum. Verdiği özgürlük ve heyecan içinde bulunduğu bahsettiğim imkan ve şeraitini düşünüyor. Dolayısıyla aslında bana göre birçok benzerliği var. Abi çok teşekkür ederim. Vaktini ayırdın. Teşekkürler. Abi muhakkak bir sohbet de yapalım beraber. En kısa zamanda. Tamam abi. Karşılıklı birbirimizi çekelim abi. Sorun değil. Evet abi, şu anda ben canlı yayındayken birbirimizi çekelim. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sana ne ifade ediyor abi? Abi Cumhuriyet bizim oluşumuz, varoluşumuz. Mısır kemanı tutup başlamak üzere. Başta Mısır kemanı tutup olmak üzere tüm sizin arkadaşlarım buradan çok güzel bir şekilde var olsun inşallah. Biz de bundan sonrasında inşallah yerine getireceğiz. Ama bize vakit ayırdığın için çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ne demek abi, iyi ki varsın. Evet, bir diğer Fatih ile beraberiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sana ne ifade ediyor Fatih? Vallahi duygulandığımı anlayabiliyorsun değil mi? Evet, evet, onun farkındayım abi. Karanlıktan aydınlığa geçişimizi tarif ediyor bana. Evet. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve silah arkadaşlarının yapmış olduğu bu, bize bahşettiği Cumhuriyet, yani ne diyeyim ki? Duyguların çok yoğun olduğunun farkındayım. Abi çok sağ ol. Buralara yani kadar geliyorsun ve beraber oluyoruz. Aynen. En kısa zamanda yine görüşelim. Görüşelim. Evet, Burak'la beraberiz. Vallahi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne ifade ediyor abi? Abi sevinç, mutluluk, özgürlük, her şeyi ifade ediyor. Evet. Bugün bizim en büyük bayramımız. Yani TMP bir de böyle bir şey düzenliyor ve gönüllü olarak sizler yardımcı oluyorsunuz. Çok büyük katkılarınız var. Hep yani... beraber yapıyoruz. Bütün motosiklet camiası yapıyoruz. Sırf TMP'nin değil bu. Bütün motosiklet camiası olarak yaptığımız bir şey. Çünkü sonuç olarak TMP, biz etek ekip olarak 30 kişiyiz. Ama burada gördüğün gibi binlerce motorcu var. Aynen öyle abi. Hep beraber yapıyoruz. Biz sadece buna bir ön ayak oluyoruz. İzinlerimizi alıyoruz. Ama geri kalan her şey yine motorcularda. Büyüksün abi. Eyvallah abi. Sağ ol. Görüşürüz. Evet, Soner kardeşimle beraberim. Ona da sorayım dedim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne ifade ediyor abi sana? Özgürlüğü. Her şeyden önce. Evet. Duygularını alayım ama. Duygularımız gururluyuz. Yani böyle bir vatanın evladı olmak herkese nasip olmaz. O yüzden en büyük bayramımızı kutluyoruz. Abi teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Çok sağ ol. Evet, TMP Başkanı Zafer Fatih Özsoy ile beraberiz. Benim kardeşim, sevdiğim, her şeyim. Canımsın benim. Fatih, Cumhuriyet ne demek abi senin için? İfade eder misin? Cumhuriyet, burada coşkusunu hissettiğin şey işte, özgürlük. Evet. Birlik, beraberlik ve biz burada Cumhuriyet'in bekçileri olarak yıllardır bu kortejı yapıyoruz. Amacımız hiçbir zaman gövde gösterisi yapmak değil. Ama buradaki mutluluk ne biliyor musun? Biz yıllar evvel bu işe başladığımızda, bu kortejlere başladığımızda yolun kenarında bayrak sallayan çocuklar şu anda motosiklet almış, bu kortejde yerini aldılar. Bizim için en büyük sen konuşurken bu. Bir yandan kalabalığı gerçekten göstermek istiyorum. Yani, evet. Şu anda gördüğünüz kalabalık aslında aşağıda %80'i bloke ediliyor, tutuluyor maalesef, burası kapanmasın diye, şu bu cadde kapanmasın evet. Diye. Ama bunun belki bir 10 katı kadar da aşağıda insan birikmiş. Bu kortej nereden başlıyor, nereye kadar? Yeni böyle duyanlar için bunu belirtelim. Ve özellikle yakın zamanda 100. yılını kutlayacağımız ilk önce 23 Nisan var bildiğim kadarıyla. Evet. Herkes nereye gelsin, ne yapıyoruz bu kortejde abi? Şimdi 23 Nisan'larda kimsesiz çocuklara gidebiliyoruz, kortej yapmayabiliyoruz ama onun dışındaki bütün resmi günlerde bizim kalkış yerimiz Suadiye Oteli'nin önü, o otoparkın olduğu sahil taraftaki otoparkın önünde toplanıyoruz. Ve hedefimiz hiç değişmez. Edirnekapı Şehitliği'ne gidiyoruz. Edirnekapı Şehitliği'nde bizi bekleyen şehit aileleriyle kucaklaşmaya, onların dertlerine biraz da olsa, bir nebze de olsa moral olmaya gidiyoruz.
İnanın biz şimdi gittiğimiz zaman sen de geliyorsun biliyorsun. Evet. Bizi bekliyorlar, boynumuza sarılıyorlar. Bizim için büyük mutluluk, dualarını alıyoruz. İyi dileklerini alıyoruz. Orada bizi bekleyen şu anda onlarca şehit ailesi var, şehit yakını var. Bu bize gerçekten hem gurur veriyor, hem hüzünlü, hem mutlu değil. Ama 29 Ekim'ler kortejlerin en coşkulu hali. Bütün kortejlerimiz çok coşkulu ama 29 Ekim bir başka. Dediğim gibi birlik, beraberlik ruhunun nasıl olduğunu göstermek için bizi şu anda bu Bağdat Caddesi boyunca yol kenarında bekleyen binlerce insan var. Sadece o geçişi görüp alkışlamak isteyenler. Evet. Bizim bu caddede bizim geçişimizi yaparken inanın bazen yavaşlıyoruz da gelip boynumuza sarılıp ağlayan insanlar oluyor. Öyle bir duygu seli oluyor. Ve asıl önemli olan en başta söylediğim gibi bizim gelecek kuşaklara bu ruhu aktarmamız, bu ruhun ne kadar önemli olduğunu görmeleri ve bizden sonra bunu devam ettirmeleri bütün amacımız bu. Evet, çok sağ ol Fatih. Sağ ol. Zaman ayırdın. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Dostlar ben Serkan Erdoğan. Adışım. Aynen motosiklet sevdalısıyım. 30 yılı doldurduk çok şükür motor üzerinde. Cumhuriyet demek Atatürk demek, özgürlük demek, laiklik demek. Özgürlük, laiklik çok doğru aynen. Kelimeler. Abi motoru da gösterelim. Motoru da Serkan'ın böyle dolu dolu motor abi. Dostlar daha ileri sizin olsun. Evet. Bunu işten söylediğini biliyorum. Evet. İyi bayramlar abi. İyi bayramlar kardeşim. Artun'la beraberiz. 29 Merhaba. Ekim. Onun da duygu düşüncelerini alalım. 29 Ekim'le ilgili abi neler düşünüyorsun? Yani duygunları kullanmaya başladığımdan beri hayatımda ilk defa bir korteje katılabileceğim. Özel sektörde çalışan birisi olarak göndermem gitsin gideceği yere. Evet. Hiç katılamıyordum ve gerçekten yapmak istediğim bir şeydi bu kadar toplu bir şekilde motosikleti evet. Kullanmak. O yüzden bayağı heyecanlıyım ilk defa. Bu arada etrafı gösterirken bir yandan sana soru sormak istiyorum. Buyur abi. 29 Ekim Cumhuriyet ne demek senin için? Cumhuriyeti bana tanımlar mısın? Abi, bir motosikletçi olarak Cumhuriyet nedir abi? Cumhuriyet ben motosikleti sürsem ya da sürmesem de halkın her bir bireyinin bir söz hakkı demek benim için. O söz hakkı da çok önemli bir şey ve daha da önemli olduğunu düşündüğüm günler yaşıyoruz bence şu anda. Ve benim için fazlasıyla önemli bir yıl inşallah da olacak. Güzel şeyler olacak ben hissediyorum ya. Ben de vallahi hissediyorum ya kıpır kıpır. Teşekkürler kardeşim. Abi ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ne haber abi? Moto Akira'dan Taha. Abi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sana ne ifade ediyor abi? Yurdun kurtuluşu. Başka? Duyguları alalım. Duyguları. Ya kelimelerle anlatılmaz. Anlıyorum. Sen tabii görevli olduğun için bir yandan telsiz olayı var. Aynen. Kısa zamanda vaktini aldım. Çok sağ ol abi. En kısa zamanda yine görüşelim. Evet buradan açılıyorum. Çünkü niye buradan açılıyorum? Motorumun yeni yüzünü şimdi ilk defa sizlerle gösteriyorum. Bu eserin en büyük sahibi burada. Evet Emrullah ilk önce Cumhuriyet'i bir söyleyelim. Sonra neden bu motoru bu hale getirdiğimizi seninle konuşuruz. Cumhuriyet hakkındaki fikirlerin nedir? 29 Ekim senin için ne ifade ediyor? Çok değerli bir miras. Evet. Bu mirasa hepimizin sahip çıkması lazım. Kolay kazanılmadı. Evet abi. Umarım 99. yıl ama 100. yılda çok daha güzel günler göreceğiz. Evet. Bugün başlangıç olmasının nedeni çok de... Çok heyecanlıyım. Evet abi. Neden? Evet. Cekar olarak bayramımızı kutluyoruz. Evet. Peki bu motorun böyle olmasındaki nedeni sen açıkla. Sen açıklamanı istedim. Aslında şöyle, markamızı temsil ediyor olman bizi de çok mutlu ediyor. Renkler de çok güzel oldu. Evet ya sayende, gerçekten sayende harika renklere sahip. Cumhuriyet'le beraber kırmızı beyazın olması ve senin de burada motorculara destek olur vaziyette böyle bir şey ön ayak olman beni çok mutlu etti. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Jersey'leri, yeni ekipmanları senden görmek istiyoruz. İnşallah. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Herkese iyi bayramlar sağ dilerim. Sağ ol. Evet. yok alalım bir dakika. Jersey dediler. Abi Jersey yani. Dediler diye deyip gitmek yok. Şimdi şöyle. Peki. Yalçın abi sen bu işlerin duayenisin abi. Şimdi ya. Usta çırak diyelim ama yok, usta. Yok yok. Değil. Her iş yapan ustadır yani orada hiç şeyimiz yok. Abi 29 Ekim hakkında fikirlerini alabilir miyim? 29 Ekim senin için neyi ifade ediyor Cumhuriyet? Yani bu kadar derin bir soru ki, yani bunu anlatmak böyle bir iki dakikaya sığmaz. Evet. Yani biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız, Cumhuriyet'in koruyucularıyız. Evet. Benim için ifade ettiğin tek şey bu. Evet abi, çok sağ ol. İşler nasıl gidiyor abi bu arada? Spartan
Motorcycle ne yapıyor abi? Var mı yenilikler? Yenilikler için çalışıyoruz. İşte Jersey deyince o yüzden kulaklığı attım. Ben de bir Jersey kalıbı için uğraşıyorum bu ara. Abi bu arada ben dur göstereyim bari göstereyim. Göstereyim. Bu eserin de sahibi burada. Yani burada da var, burada da var. Burada da kullandığım. Hatta ilk çalışmayı bu anlamda Yalçın abi sayesinde yapmış olduk. Ön ayak oldu. Abi herkesin markalaşma adına ön ayak oluyorsun. Motosiklet sektörüne çok büyük katkıların var. Teşekkür ederiz. Katkısı olan herkese biz teşekkür ederiz. Abi sağ ol. Büyüksün abi. Evet, gördüğünüz gibi birazdan kortej başlıyor. Toparlanma vakti. Cumhuriyet bütün coşkusuyla her zaman olduğu gibi burada motorcularla bir araya gelerek bu kutlamayı yapıyor ve bulunuyoruz. Bir arada oluyoruz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi saat 1'de hareketle başlıyor. Biz de yavaş yavaş motorumuza bindik.